Herkese iyi haftalar. Bu hafta zor bir haftaydı geçen hafta. Bu hafta da zor olacak gibi görünüyor. 3 hafta sürecek bir sosyal uzaklaşma. Social distance diye geçiyor. Aman bunu izolasyon diye çevirmeyin. Çünkü izolasyon çok yanlış bir kelime. Çok da negatif bir kelime. Sosyal uzaklaşma yaşıyoruz. Zor bir dönem ama atlatacağız hep beraber. İnsanlık bunu atlatacaktır. Şimdi biliyorsunuz Apple yeni iki ürün tanıttı. Birisi iPad, iPad Pro 2020. Birisi de Apple MacBook Air 2020. Bu iki ürün ilginç ürünler. Şu yüzden ilginçler. Uzun zamandır iPad bir bilgisayarın yerini alabilir mi tartışması uzun süredir devam ediyordu. Artık klavyesiyle ve trackpad ile birlikte ciddi ciddi iPad acaba bilgisayarın yerini alır mı noktasına geldi. Birçok PC'den daha iyi diye tanıtılıyor zaten tanıtımda. Bu noktadan bakıldığı zaman ilginç bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani iPad'e doğru, tablete doğru gidiyoruz gibi görünüyor. İşin komiği Microsoft buna daha önce gelmişti ama nedense oradan bir parça başka yerlere yöneldiler. Niyeyse. Microsoft gerçekten çok iyi donanımlar yapıyor. Apple ise çok güzel yazılımlar yapıyor. Ama Microsoft'un donanımları nedense işte Windows'un etkisi altında, Windows'un gölgesi altında kalıyor. O yüzden de çok başarılı olamıyor gibi görünüyor. iPad ilginç bir ürün, onu söylemek lazım. MacBook Air'da da yapılan değişikliklerle birlikte ürün güçlendirilmiş durumda. Daha ince, daha güzel. Ve klavyesi güçlendirilmiş durumda. Ama fiyatı da aynı şekilde güçlendirilmiş durumda. Çok fiyat konuşuluyor bu Apple ürünlerinde ama insan da dikkatini çekmiyor değil. Şöyle ilginç bir durum söz konusu. MacBook Air'ın full donanımlı versiyonu 17 bin lira civarlarına geliyor. Gerçekten ilginç bir rakam. Onu da söylemek lazım. Ama iPad Pro 2020 takip edilmesi gereken ürünlerden birisi diye düşünüyorum pazarda.